Selam arkadaşlar. Yaklaşık bir haftadır ders yayınlamıyorum sağ olsun. Arkadaşlar yorumlarda hocam neredesiniz falan. İyisiniz inşallah diye yorumlar yazmışlar. Çok şükür her şey yolunda. Sadece bitirmem gereken bir proje vardı arkadaşlar. Lojistik programı. Bunu nihayet bitirdim hayırlısıyla. Kısaca size de tanıtmak istiyorum. Tanıtmak istememin amacı da şu: Excel ve BI ile neler yapılabilir? En azından bu konuda biraz ufkunuz açılsın istiyorum. Bu nedenle baştan sona kadar da dinlemenizi tavsiye ediyorum. En azından neler yapılabileceğini görmeniz açısından. Fazla test yapmadım arkadaşlar. Programı tam testini yapmadım ama umarım fazla hatayla karşılaşmayız. Bir giriş yapayım. Kullanıcı adı ve şifresini girdim arkadaşlar. Program şu şekilde açıldı. Burada menülerimiz var. Tanımlamalar, cari, araç, personel, malzeme, nakliye var. Burada önemli olan şu iki başlık. Şirketin kendi araçlarıyla, kendi personelleriyle yaptığı taşımalara, lojistik taşımalar. Bu menüde araç kiralayıp başka bir firma üzerinden mal sevk ettikleri zaman da komisyon menüsünden işlem yapmaları gerekiyor. Aynı zamanda kasa işlemlerimiz var. Banka işlemlerimiz var arkadaşlar. Şimdi kısaca birkaç işlem yapacağım. En azından hani neler yapılabiliyor görmenizi istiyorum. Burada carilerimiz var. Mal taşıdığımız veya malı teslim edeceğimiz carilerimiz burada, bakiye ve durumları gözüküyor. Burada detaylı aramalar yapılabilir, yeni cari eklenebiliyor, güncelleme, silmeler mevcut. Aynı şekilde araçlarımız var, şirket aracı, şirkete ait araçlar. Bu şirketlerin de getiri, masraf ve araç bakiyesi olmak üzere. Kiralık araçlarda ise sadece aracın bilgileri mevcut arkadaşlar. Yine aramalar, güncellemeler mevcut. Burada öncelikle bir de personel var arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Personelimizi tanıttığımız zaman işe giriş tarihinden itibaren maaşına göre hak ettiği toplam maaşı görüyorsunuz. Ödenen olduğu zaman da şuradan düşüyor ve o personelin en azından neler ödenmiş, ne kadar alacaklı olduğunu burada detaylı göreceğiz. Aynı şekilde taşınacak mallar, burada örnek olarak 3-4 tane tanıttım. İstersek de buradan tanıtabiliyoruz. Hemen ben bir şirketin yapacağı bir taşımayı göstermek istiyorum. Burada yeni nakliye girişe geldiğimiz zaman nakliye ID, aynı şekilde taşıma irsale numarası ve taşıma sevk irsale numarası var. Buradan istediğimiz kadar numara verebiliyoruz. Otomatik numaraya da çekebiliyoruz arkadaşlar. Buradan nakliye yapacağımız aracımızı seçiyoruz. Burada dikkat ederseniz sadece şirket aracı geldi. Buradan örneğin şoförümüzü seçtik, aracımızı seçtik. Gönderici adını hemen şuradan kim malı gönderiyor? Alfemo'nun malzemesini göndereceğiz. Kim alacak? Orunlar Mobilya. Yani alıcı Orunlar Mobilya. Hangi malzeme gönderiyoruz? Örneğin kanepe gönderiyoruz. Kaç adet? 12 adet. Toplam 3.000 TL para tuttu. Burada da ödeme, 3 türlü ödeme şekli var. Gönderici ödemeli, alıcı ödemeli veya üçüncü bir firmada ödeme yapabiliyormuş. Gönderici ödemeli dediğim zaman burada Alfa Mobilya Fabrikası borçlu duruma gelecek. Açıklama yaptıktan sonra eğer siz üçüncü şahıs ödemeli derseniz şu buton aktifleşiyor ve burada üçüncü bir firmayı seçmeniz gerekecek. Gönderici ödemeli diyorum. Kaydete basıyorum. Bir nakliye kaydoldu arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Nakliye ID'si, tüm bilgileri burada. Nakliye tutarı 3.000 TL. Yine buradan incele dediğin zaman inceleyebiliyorsunuz. Yazdırabiliyorsunuz vesaire. Şimdi hemen gelip carilere baktığımız zaman burada Alfa Mobilya Fabrikası'nın 3.000 TL borçlu olduğunu gördük. Ve kendi aracımızla yaptığımız için bu aracın da 3.000 liralık bir getirisi olduğunu burada görüyoruz. Örneğin araca yolda masraf yaptık. Hemen kasaya gelip nakliye giderine geliyorum. Burada yeni diyorum. Ben aracımı seçiyorum. Şu nakliye aracını seçtim. Burada motorin OGS, HGS, bakım, trafik cezası vesaire. Örneğin 300 TL buraya gitmiş olsun. Aynı şekilde yine aynı araca mesela bakım yapıldı farz edelim. 600 TL'lik de lastik değişimi olsun. Belki daha pahalıdır ama kaydet dedim. Bu aracı 900 TL masraf yaptım. Tabii aynı şekilde kasadan düştüğünü de görüyorsunuz. Kasada 900 TL para çıkışı oldu. Hemen araca baktığımız zaman şirket aracına 3.000 TL getirisi, 900 TL masrafı ve 2.100 TL bakiyesi var. Hemen aşağıda da görüyorsunuz.
detayına baktığımız zaman da yaptığı nakliyeyi ve yapılan masrafı görebiliyoruz. Şimdi buradan Alfemo'dan 3000 lira para tahsil edelim. Kasa işlemlerine gelip nakit tahsilat diyoruz. Ve şuradan kimden tahsil ediyoruz? Alfemo'dan hemen 3000 liralık borcunun olduğunu görüyoruz. Yani 2500 lira bir nakit tahsilat yapalım. Tahsilatımızı yaptık. Kasaya 2500 lira girdi. Çıkan 900. Kasa bakiyesi 1600. Cariye baktığımız zaman Alfemo'nun 500 TL borçlu olduğunu gördük. 500'ü de tahsil edeyim. Hemen Alfemo'yu seçtim ve 500 lira daha tahsil ettim. Kaydete bastım arkadaşlar. Ve tahsilatımı tamamladım. Yine bu Alfemo'nun carisine baktığım zaman, ekstresine baktığım zaman onun için bir taşıma yaptığımızı ve 500 ve 2500 olmak üzere de tahsilat yaptığımızı buradan görebiliyoruz. Araca baktığımız zaman da aracın toplam 2100 lira bir getirisi olduğunu gördük. Komisyonlu sevkilerde ise mesela iş alınıyor örneğin 2500, 500 ya da 3000 TL bir nakliye işi alınıyor ama başka bir araç kiralanıp örneğin 100-200 lira karla onun götürmesi sağlanıyor. Ben komisyon listesine gelip yeni komisyon diyorum. Burada yine araç dediğim zaman bu sefer kiralık araçları listeledi gördüğünüz gibi. Yine şu aracı seçtim. Yine gönderici Alfama olsun. Alıcı Orunlar Mobilya olsun. Yine kanepe gönderdiğimizi farz edelim. 13 adet kanepe 3250 lira. Ödeme şekli bu sefer alıcı ödemeli olsun. Yani Orunlar Mobilya onun bu masrafı ödesin. Taşıyıcı firma ise kim bunu taşıyor? Örneğin Zen Lojistik firmasına biz bu işi verdik. 3000 liraya işi verdik onlara. Dikkat ederseniz burada 200 lira, 250 liralık bir komisyon karımız kaldı. Ve kaydete bastık. Bu nakliye için bir gider falan yapmıyoruz arkadaşlar. Tamamen şirkete ait olduğu için sadece bize 2500, 250 lira bir kar kaldı. Yine yazdırabiliyoruz. İstediğimiz şekilde aramasını yapabiliyoruz. İsterseniz şuradan komisyon raporuna bakalım. Görüyorsunuz 2500 250 TL'lik bir karımız var. Haziran ayında kar yok. Mayıs ayında 250 TL'lik bir komisyon karımız var. Bütün aylara göre komisyon karımızı çıkarabiliyoruz. Komisyonda ise yine cariye baktığımız zaman bakın Alfemo 3250 lira bize borçlu. Zen Lojistik ise 3000 lira alacaklı durumda. Dikkat ederseniz aradaki karımız bu 250 TL. Şimdi Alfemo'dan tahsilat yapalım ve Zen Lojistik'e de ödeme yapalım ve bu şekilde kasamıza 250 TL girmiş olsun. Hemen geliyorum nakit tahsilata. Yine şuradan kimden tahsil ediyorum? Orunlar Mobilya'dan 3250 zaten yukarıda yazıyor. Açıklamamızı yazıp kaydete bastık. Kasamıza 6250 TL giriş yaptı. Şimdi ödeme yapacağız. Başka firmaya taşıma yaptığımız için Zen Mobilya'ya 3000 TL ödeme yapıyoruz. Kaydet dedim ve gördüğünüz gibi kasamızda 3250 TL para kaldı. Yine carilere baktığımız zaman evet hepsinin borçlarının silindiğini görüyorsunuz. Burada bir eksiklik var. Bu B ve A'ların gitmesi lazım diye. Sıfır olduğu zaman bunu mesela gözden kaçırmışım. Düzelteceğim inşallah. Şimdi gelelim personellere. Mesela personele maaş ödeyelim. Ya da personele gelmeden önce şu kasadaki parayı bankaya yatıralım. Banka hesabımıza. Bankaya yatan diyorum. Şurada hangi banka yatıracaksınız? Banka yok. Yeni bir banka tanımlıyorum. Akbank diyelim. Hesap tipi vadesiz hesap, vadeli hesap, çek hesabı, şirket hesabı vesaire vadesiz hesap olsun. Hesap numarası giriyorum. IBAN'ımı giriyorum arkadaşlar şuraya. Kaydettim. Hesabı açtım. Şu hesabı seçtim. Ve ne kadar para yatıralım? 3000 TL. Kaydet dedim. Evet dedim. Bakın bankada kasada 250 TL kaldı. Ama bankaya baktığımız zaman buradan çıkayım. Şurada bankaya geldiğim zaman bankada 3000 TL olduğunu görüyorum. Ekstresine baktığım zaman da 3000 TL'nin şu tarihte yatırıldığını görüyorum. Parayı çekebiliriz yine aynı şekilde. Bankadan çekilen hangi bankadan çektik? Akbank'tan ne kadar çekelim? 3000 TL. Kaydet dedik ve gördüğünüz gibi yine kasaya dahil oldu. Yine kasa ekstremizi yine görebiliyoruz. Bankadan çekilen 3000, banka yatan 3000, çekilen 3000 ekstremizi görebiliyoruz. İstersek yazıcıya basarak yazdırabiliyoruz detaylar. Geldik
Bir şirket giderimiz var mesela. Şu anda kasada 3200, kasa bakiyemiz 2350 TL. Mesela şirket gideri olarak 350 TL elektrik ödeyelim. Buradan tarihimiz var. Tutar 350 TL. Elektrik diyelim. Yine kaydete basıyorum. Ve 350 TL ödedim. Yine her ay bazında giderlerimizi görebiliyoruz. Kasada da 2000 TL kaldı arkadaşlar. Personel giderimize gelelim. Yine buradan örneğin Hakan günün şu anda 13.900 TL hak etmiş. Tabii bu programı yeni kullandığımız için normalde işe giriş tarihinden itibaren borçlandırdığı için bu Hakan günü seçiyorum. Tutar örneğin 300 400 TL avans ödüyorum. Açıklama avans dedik. Kaydete bastığım zaman Hakan Güne 400 TL avans ödedim ve kasada 1600 TL'miz kaldı. Burada personele geldiğim zaman da Hakan Güne 400 TL'nin ödendiğini görüyoruz. Bu şekilde hem şirket giderlerimizi, personel giderlerimizi, nakliye giderini, tahsilat, ödeme, bankaya yatan banka işlemlerimizi takip edebiliyoruz. Kasamızı görebiliyoruz. Komisyonlarımızı görebiliyoruz. İşte yaptığımız toplam komisyon karlarını görebiliyoruz. Araçlarımızın getirisini görebiliyoruz. Her bir aracın toplam getirisini görebiliyoruz arkadaşlar. Araç ekstresini görebiliyoruz. Detaylı tüm işlemleri görebiliyoruz. Bu şekilde bir program hazırladım arkadaşlar. En azından VBA ile neler yapılabileceğini görmeniz için bu tanıtımı yaptım. Aynı şekilde böyle bir iş yapıyorsanız ve bu programa ihtiyacınız varsa bst@gmail.com adresinden benimle iletişime geçebilir. Bu programı satın almak istiyorsanız görüşebiliriz diyeyim arkadaşlar. Bu dersimiz de bu şekilde olsun. Hepinize başarılar diliyorum. İnşallah yarın ön muhasebe dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum.